Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bana gitti mi? Bölüm 26. Düşündüm de dünden beri bir şey yemedin. Hiçbir şey yaşamamış gibi gelip bir de yanına oturunca ona sırtını döndü. Oysa son noktayı koyup tartışmayı bitirdiğini sanmıştı. Çık odamdan. Giovanni söylediğinden oldukça emin bir şekilde "Burası benim de odam" dedi. Dizlerinin üzerindeki tepside duran tostu eline aldı. Neredeyse soğumak üzere deyince Eda onun tarafına döndü. Sen benim söylediklerimi anlamadın mı? Seni görmek istemiyorum. Beni rahat bırak. Rahat bırakmaya gelmiyorsun sen. Kafanda türlü teoriler kurup ardından bana saçma sapan şeyler söylüyorsun. Eda Giovanni'nin elinde tutmaya devam ettiği tostu çekti. İtiraf et. O fotoğraftan sonra sen bile kendinden şüphe ettin dedikten sonra hepsinin içinden çiçek desenli havlu peçeteyi alıp önüne serdi. Sadece fotoğraf olsa etmezdi de yine de içinde barındırdı o küçük şüphe tanesini karısıyla paylaşmadı. Ben kendimi tanıyorum. Sen şüpheye düştüğüne göre beni tanıyamamışsın. Aylardır bana aşık gibi bakan gözlerin sahte miydi derken son cümlesindeki sorgulayıcı ton Eda'ya gelmiş ısırdığı ekmek boğazına takılmasına neden olmuştu. Giovanni hızlıca portakal suyunu uzatınca bir yudum almış biraz olsun rahatlamıştı. Sen benim aşkımı sorgulayacağına önce kendine bak. Beni unutan ve bir türlü hatırlamayan sensin. Eda tostunu bitirene kadar konuşmadılar. İkisinin de biraz olsun sessizliğe ihtiyacı vardı. Tabii bu sessizliğe Aniela'nın ağlama sesi karışmıştı. Tepsiyi yere bırakınca Eda laf edecek olsa da Giovanni bebeği beşiğinden çıkarınca bir şey demedi. Onu susturma aşamaları boyunca meyve suyunu da bitirmiş karnını doyurmuştu. Önüne açtığı peçeteyi avucun içine sıkıştırıp pikeyi üzerinden kaldırdı. Yataktan yere doğru kolunu uzatıp Giovanni'nin yere bıraktığı tepsiyi aldı ve mutfağa gitmek üzere odayı terk etti. Giovanni kızını yatağa bıraktı. Beşiğinden emziğini alıp tekrar yatağa yöneldiğinde Aniela'nın gözlerinin kapanmak üzere olduğunu gördü. Emziğini küçük dudakları arasında usulca sokuşturduktan sonra yanına uzanıp baş parmağıyla yanağını okşadı. Daha şimdiden pazar gününün uyku günü olduğunu anlamışsın. Zekan benden aldığını söylemek isterim bebeğim dedikten sonra tam alnın üzerinden öptü. Belki de hayatın en sıkıcı pazar gününü yaşadığı o gün Giovanni. Anneyle vardı ama o amadan sonrası dolmuyordu. Nihayet evinde geçireceği iki gün zehir olmuştu. Onlara bunu yapanı bulmak için elinden geleni yapacaktı. Fotoğraftaki o sarışın kızı da bulacaktı. Ailesine bulaştırdıkları huzursuzluk ortamının bir benzerini onlara yaşatacaktı. Pazartesi sabahı uyanmak onun için zorken bir de tek başına uyanıyor olmak canını sıkıyordu. Çok sevgili karısı dün gece de alt kattaki odada uyumayı tercih etmiş, kapısını da kilitlemişti. İşe girmek için hazırlanıp indiğinde bile kilitli olan kapı yüzünden kızını görememişti. Kızını göremeden gittiği işi de tatsız tutsuz geçmişti. Akşamı beklerken içinden küfrediyordu kim olduğunu önemsemeden. Olayların esas suçlusunu bilmemesine rağmen aklına dönen tek isim Leo'ydu. Güzel bir dersi hak edeli çok olmuştu. Akşam eve gittiğinde kapı Lisa tarafından açıldı. Önce şaşırsa bile ardından kadına neden geldiğini sordu. Lisa kendisini Eda'nın çağırdığını ve bir süre burada kalacağını söyledi. Lisa babasının evinde çalışan kadındı. Çok tanımasa bile güvenilir biri olduğunu Eda'nın Aniela'yı ona emanet ettiğinden bilirdi. Ancak yine de bu konuda fikrin alınmasını tercih ederdi. Yüzlerine rahat bir şeyler giyindikten sonra bunu konuşmak üzere Eda'nın dünden beri kapandığı odaya gidip kapıyı tıklattı. Anında açılan kapıdan çıkan Eda, "Ela uyuyor, yavaş ol biraz" deyince salona gelmesini söyledi. Karşılıklı oturduklarında böyle olmayacağını, artık onunla konuşması gerektiğini bir bir anlatırken, Eda'nın onu dinlemediğini fark edince daha fazla sabırlı olmayı bir kenara bıraktı. Sen yetişkin bir kadınsın. Kaçarak değil, yüzleşerek sorunlarını halledebilirsin. Çocuk gibi davranma dedi. Eda sinir yapmadan yerinden kalkıp odadan telefonunu aldı.
Salona giderken sokak kapısının karşısındaki duvara sabitlenmiş aksesuarın çekmecesinden zarfı çıkardı. Ardından Giovanni'nin yanına gidip yüzleşelim dedi. Giovanni önüne koyulan şeylere bakarken tüm bunların onunla uğraşmak için yapıldığını söyledi. Eda ise bana Clarice hakkında yalan söyledin dedi. Doğum gününe çağırdığın adam için aile dostumuz demiştin diyerek hatırlatma yaptı. Eda aynı şey değil dedi ve kendini savunmaya geçti. Giovanni Eda'nın yanına oturup kucağındaki ellerini tuttu. Gözlerinin içine bakarak aynı şey dedi. İkisi de sevdiklerimizi üzmemek için söylenen beyaz birer yalan. Baktığı kahve gözlerinin samimi olduğunu biliyordu Eda. Ama yine de aylarca o kadınla aynı ortamdaydı. Onun arkadaş olmuştu. Bir zamanlar kocasıyla bir şeyler yaşamış bir kadınla arkadaşlık etmişti. Üstelik o kadın bir nevi kaynanasıydı. Giovanni'nin midesinin bu denli geniş olduğunu bilmezdi. Bana bir mesaj geldi. 3-4 gün önce falan diyerek Giovanni tarafından tutulan ellerini çekip sehpanın üzerindeki telefonu aldı. Mesaja koyduğu şifreye girip açtı. Telefonu kocasının eline tutuştururken aslında ben bunu pek önemsemezdim. Ama Clarice konusunda yalan söylediğin ortaya çıkınca söylenen bir yalan yok diyerek sözünü kesti Giovanni. Gizlenen bir gerçek var. İkisi farklı şeyler. Mesaja tekrar bakarken böyle basit numaralara inanacak kadar da saf olma dedikten sonra oturduğu yerden kalktı. O gece başka bir şey konuşulmamış, ikisi de köşesine çekilmişti. Genç adam haftanın ikinci gününe uyandığında yanındaki boşlukla karşılaştı. Kendi yatağında olmasına rağmen yalnızdı. Ne sol tarafında uyumak üzere olan karısı vardı, ne de beşiğinde mışıl mışıl uyumaya devam eden kızı. Buna kızıyordu Giovanni. İki gecedir kızının soluklarını duymadan uyumak zorunda bırakılıyordu. Evdeki tüm kapıları söküp atmak istiyordu. Çocuk gibi kapı kilitlemek neydi? Ağzından hoş olmayan cümleler çıkarken banyoya gitti. Dün gece sinirden saatlerce suyun altında kalmıştı. Bu yüzden duşa girmeyip sadece elini yüzünü yıkayıp çıktı. İşe gitmek üzere hazır olduğunda Anela'yı görme umuduyla koşar adım indi merdivenleri. Ancak kapı duvardı. Elini sinirle kaldırıp kapıya geçirecekken kendini durdurdu. Yumuşak bir dokunuşla elini kapıya dayadı. Nefes alışverişleri sinir nedeniyle hızlanırken kapının açılmasıyla eli boşluğa düştü. Karşısındaki çökmüş kadını görmedi o an. Sadece kendi derdini dile getirdi. Dün gece Anela'yı kaçırır gibi yanından götürdüğünden beri ona öfkeliydi. Senin onu benden almaya hakkın yok dedikten sonra omzuna çarpıp odadan içeri girdi. Yatağın üzerinde uyuyan kızına bakınca Eda'ya kızdı içinden. Aynı evin içinde kızına hasret kalıyordu. Uyanacak olmasını bir seferlik yok sayıp hasretini gidermeye çalıştı. Saatin 8 olmasıyla istemese bile uyanmak zorunda kalmıştı Eda. Buraya geldikten sonra iş hayatı diye bir şey yaşamadığından hamlanmıştı. Ama en kısa sürede alışacaktı. Zaten haftanın 2 gününde birkaç saatlik uykuyla ayakta durabilirdi. Dağınık odayı gözüyle süzüp dolabın karşısına geçti. Siyah pantolonu ve buz mavisi gömleği askılardan çıkarıp yatağın üzerine bıraktı. Giyeceği çamaşırları da ekledikten sonra banyoya gidip duşa girdi. 8.30'a kadar aceleyle hazırlanıp en son gömleğin üzerine geçirdiği kazan eteğini düzeltti. Aşağı kata indiğinde burnuna kahve kokusu gelince adımlarını mutfağa yönlendirdi. Lisa'ya hitaben günaydın dediğinde aynı şekilde karşılık aldı. Giovanni kızgın bir bakış göndermekle yetindi. Uyandırıldığı için huysuzluk yapan bir Ela vardı. Bunun için elbette ki suçlu kendisiydi. Başka kim olabilirdi? Masanın üzerindeki atıştırmalıklara şöyle bir göz atıp istemediğine karar verdi. Geç oldu, benim çıkmam gerekiyor dedikten sonra Giovanni'nin oturduğu tarafa gidip Ela'nın çığlıkları arasında yanağından bir öpücük çaldı. Tabii Ela tepki olarak minik eliyle annesinin yüzüne darbe indirmişti. Eda o eli de öpüp liseye döndü. Ben Ela'yı 6 gibi emzirdim. Şimdi toktur. Ben seni aradığımda onun sütünü hazırlarsın, olur mu? Dedi. Lisa, elbette siz merak etmeyin. Luka'ya baktığım gibi ona da bakacağım dedi. Eda gülümsedi. Luka dünya sevimlisi afacan biri olandı. Annesi Lisa için her şeydi. Giovanni o an hatırladı Eda'nın işe başlayacağını. Ne demişti? Sadece salı ve perşembe günleri. Ela'yı ihmal etmeyeceğim. Oturduğu yerden kalktı. Sen git, için rahat olsun. Ben kızımı uyuturum, öyle giderim dedikten sonra mutfaktan çıktı.
Ona göre bir annenin yeri daima bebeğinin yanıydı. Hatta babanın da öyleydi. Ama bu konuda kendi babasını ikna edemediği için işe gitmek zorundaydı. Babası işleri çok aksattığını, öyle giderse o hayalini kurduğu tam yetkiyi hiçbir zaman elde edemeyeceğini söylemişti. Ela kucağından giden kocasının ardından bakarken kendini suçlu hissetti Eda. Onun kadar düşünemiyor muyum diye sorarken kendine, İhsan oradaki varlığı aklından uçup gitmişti. Sadece dün akşamın intikamını alıyor. O yokken gelip anne Ela'yı aldınız ya, geldiğinde şok oldu. Öyle gizlice kaçırır gibi işte, ona kızmış olmalı. Eda bakışlarını kapıdan kadına çevirdi. Kızım sana emanet diyerek çıktı oradan. Odasının önüne geldiğinde kapı aralığından yatağın üzerine oturmuş kollar arasında Ela'yı yatırmış olan kocasına baktı. Dudakları arasından dökülen melodiyle uyumlu bir ritim tutmuş kızın yavaşça sallıyordu. Odadan içeri süzülüp onların yanına geldi. Hafifçe eğilip bebeğinin burnu üzerinden öptü. Neyse ki uyanmamıştı. Kalkarken beni bekle diyen kısık sesi duydu. Giovanni Anela'yı beşiğine yatırdıktan sonra odadan çıktılar. Eda ayakkabılarını giyerken Giovanni mutfakta bıraktığı telefonu almaya gidip Lisa'ya Anela'nın annesinin odasında uyuduğunu söyledi. Eda ile birlikte dışarı çıktıklarında Daniel şoföre işaret verdi. Açılan kapıdan içeri ilk olarak Eda girdi. Hemen sonra da Giovanni. Araba Eda'nın verdiği adrese doğru giderken konuşmaya başlatan Giovanni oldu. Saat kaçta çıkacaksın? 3'te. Benim öğleden sonra doktorla randevum var. Sen çıkana kadar biter. Beni beklersin, birlikte eve döneriz. Eda'nın gözleri adamın koyu gri kumaş pantolonun üzerindeki eline takıldı. Zarif bir şekilde sol baldırı üzerine bıraktığı eli bir halka süslüyordu. Evlilik yüzüğü, alyansı. Genç kadın gerek yok deyince Giovanni itiraz kabul etmediğini söyledi. İki katlı küçük yapıya geldiklerinde Giovanni de onunla birlikte araçtan indi. Karşısına dikilip elini kaldırdı. Baş parmağı karısının yüzünü okşarken diğer dört parmağı hareketsiz bir şekilde kulağının altında duruyordu. Buradan içeri girdiğinde hiçbir şey yaşanmamış gibi yapacaksın. Seni almaya geldiğimde yüzün böyle solgun olmayacak. Seninle bir hayatım varsa öncesi umurumda değil, senin de olmamalı. Bunu istemediğimi sanıyorsun derken kadının gözlerine oturan hüzün tonu kendini belli ediyordu. Beni anla, yanımda kimsem yok, sadece sen varsın. Ailemi bıraktığımda senin elini tuttum. Şimdi o elin gerçek olmadığı ihtimali bile tüylerimi ürpertiyor. Elinden tutup yanıma getirdiysem seni gerçektir. Eda buruk bir şekilde gülümsedi. Bunu neden en başında söylemedin diye sordu. Çünkü o zaman hayatımda bir kadına yer yoktu. Ama sen beni kendine alıştırdın. Bana kızımı verdin. Şimdi böyle söylüyorsun ama aylar önce. Giovanni baş parmağını dudağının üstüne götürüp susması için bastırdı. Aylar öncesi geçmişi anlatan bir kavram. Biz bugünümüze bakalım dedi. Üzerine doğru eğilip öyle bir baktı ki gözlerine. O bakış gözlerinin en derinine işledi. Baş parmağını çekip kadın dudaklarına yönelince niyetini anladı. Zaten onlar için barışmak öpüp koklamaktı. Teselli edici bir sarılma değil. Kocasına çok geç kaldım diyerek terslendi ve bir görüşüz bile demeden karşı kaldırıma geçip binadan içeri girdi. Öğlene kadar odasında boş oturmak istemeyen Giovanni birkaç küçük çizim denemesi yapmış ancak istediği gibi sonuç alamamıştı. 4 aydan fazladır kalem tutmayan elinden şimdi muhteşem şeyler çıkmasını bekleyemezdi. Alıştıra alıştıra işine tam olarak dönmeliydi. Dün babasından aldığı dosyayı şifreli çekmeceden çıkardı. Odasına geldiği ilk gün şifrenin evlilik tarihi olacağını düşünürken sekreteri ona gülmüş bunun çok kolay bilineceğini söylemişti. Ardından şifreyi bir kağıda yazıp Giovanni'ye vermişti. Sekreterini o zaman kovmak istediği aklına gelirken o da gülümsedi. Ahmet Salah El Saka, Mısırlı takma adıyla ona komplo kuran adamdı. Bu adam yüzünden ölümden dönmüştü. Hafızasını kaybetmiş, hayatına çok büyük hasarlara neden olmuştu. Onun mutlu hayatını bozmuştu. Onun yüzünden aşık olduğu kadını unutmuştu. Beynindeki bilgilerle birlikte kalbindeki duygular da o enkazın altında kalmıştı. Adam Kahire'de doğmuştu ancak yaptığı yatırımlarla zenginleşmiş Napoli'ye yerleşmişti. Ülkesinde yapamadıklarını gelip İtalya'da yapmayı tercih etmişti. Ne de olsa İtalya mafyacılık oynamak için en ideal ülkelerden biriydi. Bu adamın derdinin para olduğunu biliyordu. Giovanni'nin Kahire'deki petrol rezervleri için yaptığı anlaşmayı bozmasıyla kurdukları ortaklık bozulmuştu.
Babasının anlattığına göre iyi ilişkileri vardı ama bu ilişki Giovanni tarafından bozulmuştu. Sonraları adam ihaleden çekilmeleri için baskı yapsa bile Giovanni geri adım atmayınca Mısırlı kimliğine bürünüp intikam hırsıyla yanıp tutuşmuştu. Randevu saati yaklaşınca babasına uğrayıp çıktı. Bir ara onunla Clarice hakkında konuşması gerekiyordu. Başında öyle çok şey vardı ki ona sıra gelmiyordu. Doktoruna rüyada gördüklerinin gerçek olup olmama ihtimalini sorduğunda doktorun cevabı onu korkuttu. Daha önce rüyasında gördüğü adam gerçek çıkmıştı. Çünkü o gördüğü rüya yaşanmıştı. Peki ya defalarca gördüğü rüyada gerçekse? O kız neden hamileyim diyordu. Perşembe günü için psikiyatri merkezinden bir randevu aldı. Artık hatırlamak için ne gerekiyorsa yapacaktı. Saat 3'e gelirken Eda'nın çalıştığı yere gelmişti. Eda'nın ilk günü güzel geçti. Anladığı kadarıyla bu işleri sıcakkanlı insanlarla doluydu. Patron Clara bile odasına gitmiyor, ofisteki muhabbete ortak oluyordu. Çıkış saatine yakın kocan gelmiş diyen Clara'ya döndü. Tam boy camdan caddenin karşısına park edilmiş arabanın önünde telefonla konuşan adam görünüyordu. Clara'nın dikkatle adama bakıp konuşmasına ister istemez tedirgin olmuştu. Zor olmuyor mu diye sorarken Clara, Eda bilgisayara bakmaya devam etti. Nedir zor olan? Clara camın önünden çekilip Eda'nın önündeki tekli koltuğa oturdu. Bacağını diğer bacağının üzerine atıp onu elinde tutmak dedi. Eda manidar bir gülüş atınca Clara devam etmeye ihtiyacı hissetti. Zengin ve yakışıklı bir adam. Bilirsin böyle adamlar her zaman istenir. Birkaç gün öncesine kadar böyle bir cümle duysa iddialı konuşurdu. Benden başkasına bakmaz. Parmağın da benim yüzüğümü taşıyor. Gözü dışarıda değil. Türevi birçok cümle sıralardı. Ama şimdi içindeki amayı bir kenara bırakıp Joe öyle bir adam değildir dedi. Belli olmaz, ben çok gördüm. Evliyim deyip kaçan adam sonra kovalıyor. Evli olup aldatan adam her yerde var. Eda gerildi. Neden söylüyorsun ki şimdi bunları derken gerginliğini Clara'ya hissettirmişti. Clara verdiği gerginlikten memnun şekilde gülümserken şakacı imajına bürünüp konuştu. Dikkatli ol diye söylüyorum canım. Hadi bakalım çık sen. Çok bekletme kocanı. Bir bakmışsın yoldan geçen biri kapı vermiş. Ne saçmalıyordu bu kadın? Ne olursa olsun bir kadına kocasının kapılacağına dair cümleler kurulmazdı. Hiçbir kadın Giovanni'nin aklına giremezdi. Tabii kendisinden başka, o kocasına güveniyordu. İtalyan kadınlarının gözlerinin önünde defalarca kez ona sarkmasına şahit olmuştu. Giovanni bir kere bile onlara yüz vermemişti. Yapmazdı ki o, başkasına gözün ucuyla bile bakmazdı. Belli ki Clara da kocasını beğenen kadınlardan biriydi. Hızlı bir şekilde toparlanıp çıktı. Güzel başlayan iş günü istediği şekilde bitmemişti. Giovanni Eda'nın geldiğini mağazanın camına yansımasından görünce telefonu kapatıp ceketin cebine koydu. Sonra beklemediği bir şey oldu. Karısı ayak uçlarından yükselip kollarını boynuna doladı. Şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra o da kavradı belini. Yıllardır birbirine kavuşmayı bekleyen iki sevgili gibi sardılar birbirlerini. Birbirlerinde nefes aldılar. Seni çok seviyorum diyen kadın susturamazken dilini Giovanni susturdu. Ama ben de diyen kalbinin sesini susturamadı. Eda'nın bedenine dayalı sol göğsünün içindeki kalp başka bir şekilde atıyordu. O an o dakika başka bir ses çıkarıyordu. Daha hızlı ve daha heyecanlı kanı pompalıyordu. Şu anda yaptığı kanı pompalamak değildi ki, başka bir şeydi, aşka benzer bir şey. Arabaya bindiklerinde başını kocasının omzuna yaslamış, kollarını da karnı üzerinden dolamışken konuşmaktan geri durmuyordu. Hemen kurtulduğunu düşünme. Daha benden özür dileyeceksin. Ayaklarıma kapanırsan belki seni affederim. Giovanni elini dolaştığı kolu biraz sıktı. Şu an durduğun yeri hatırlamanı isterim derken çıkan ses tonu Eda'nın öyle çok hoşuna gitti ki. Sevimli, samimi, seven ses tonuydu bu. Biraz bunun mutluluğunu yaşadıktan sonra kollarını çözüp kafasını diğer tarafa çevirdi. Şimdi nasıl diye sorduğunda tekrar onu çekişten kocasına izin vermedi. Kaç gecedir neler yaşadığımı biliyor musun? Aniela'yı benden almanın yanında ayaklarına kapanmak bana ancak ödül olurdu. İkisinin aklına da kırgınlıklar gelince yol boyu konuşmadılar. Vardıklarında küs çıktıkları eve Giovanni'nin dediği gibi hiçbir şey olmamış gibi el ele girdiler. Lisa onları hoş geldiniz diyerek karşılarken Giovanni nerede benim prensesim diyerek ortalıkta dolanmaya çoktan başlamıştı.
Salonda oyun halısının üzerinde Luca ile oynadığını görünce oraya yöneldi. Minik bedenini havalandırdığı gibi Aniela korktuğunu belli eden bir ses çıkardı. Ardından babasının yüzünü görünce güvenli kollarda olduğunu anladı. Şimdi istediği kadar yükseklere çıkabilirdi. Biraz sonra Eda üzerini değiştirmiş şekilde yanlarına geldi. ''Sen neden elini yüzünü yıkamadan çocuğu kucakladın bakayım? Dışarıdan geldin.'' diyerek Ela'yı çekmişti kendine. Ela biraz da annesiyle oynaşırken ondan neşelisi yoktu. Onu böylesine seven iki ebeveynine sahip olduğu için çok şanslı bir bebekti. Ama bunu anlamayacak kadar küçüktü. Akşam yemeklerinde Lisa ve Luca da onlara eşlik etti. Giovanni değişen duygularının net olarak ilk kez bu kadar hissettiği o anı yaşadı. 3 yılda yaptığım en büyük hata diye düşündüğü şey aslında yaptığı en güzel ve en mantıklı hareketti. Bununla birlikte Mary de hayatına girmişti. Sanki hiç unutulmamış gibi yaşandı o gece. Sanki Giovanni hiç Eda'yı istememezlik etmemiş gibi. Sanki Ela'nın erken doğumuna neden olmamış gibi devam etti. Mektuplar, mesajlar akla gelmedi. Giovanni izlediği film bitince televizyonu kapattı. İçi rahat şekilde çıktı odasında yatakta doluydu. Yatan yanındaki beşikte. Eda yine kitap okuyordu. İngilizceydi. Pek de umurunda değildi. Kitaplardan soğuduğunu bir kez daha geçirdi içinden. Yatağa yaklaşırken ''Bugün ne demiştin sen?'' diye sordu. Eda başını kitaptan çekmeden ''Ne demiştim?'' dedi tekrar ederek. Ancak ayak içinde hissettiği öpücükle kitabı hemen indirdi. ''Ayaklarına kapanırsam affedeceğimi söylemiştin.'' ''Saçmalama, o şakaydı. Başka bir şekilde bunu yapabilirsin. Sen zeki bir adamsın.'' dese bile adam ''Ben bunu sevdim.'' diyerek ayağının üstünü öpmeye devam etti. Ayaklarından yana bir şüphesi yoktu. Dakikalar önce yıkanmış ve kremlenmişti. Ama yine de ''Yapma.'' diyerek çekti ayağını kendine doğru. Giovanni yastığa başını koyduğunda ''Gerçekten Clarice en büyük hatam. Ama bunu sana söylememekle daha da büyük bir hata yapmışım.'' dedi. Başını sola çevirip karısının gözlerine baktı. ''Geçmişte kalmış desek olur mu? Böyle bir şey aramızı bozmamalı.'' Sanki tek sorun Clarice'miş gibi kabul edildi istediği şey. Gelen mesajlardan, zarflardan bahsedilmedi. Birbirine aşık çift olarak günlerini geçirdiler. Sevgililer günü için daha önce balayına gittikleri Paris'te 2 gün tatil yaptılar. Bebekleri 2 günü Lisa ve Luca ile otel odasında geçirirken onlar soğuk havaya rağmen Paris'in tadını çıkardılar. Kazadan sonra her ikisi için de en güzel günler orada geçti. Balayı yaptıkları Paris'te bir ikincisini yaşadılar doyasıya. O 2 güne çok fazla şey sığdırdılar. Oradan döndüklerinde ise mutlu aile hayatlarını yaşamaya devam ettiler. İki koca ayı bu şekilde arkalarına bırakırlarken ikisinde geçmiş ve gelecek telaşı yoktu. Bu günleri vardı. Yaşadıkları an vardı sadece. İşinde 2 ay deviren Eda buraya alışalı çok olmuştu. Clara ile o günden sonra mesafeli olmak istese bile kadının tatlı diliyle samimi olduğuna inanmıştı. Yine o tatlı sohbetlerinden birini gerçekleştirirken Clara sanki kendi odası yokmuş gibi masasına gömülmüş bir şeyler yapıyordu. Clara'nın telefonu çalınca onu uzattı. Bir yandan telefonla konuşup diğer yandan bilgisayara bakmaya devam ediyordu. ''Tabii bir saniye bekleyin.'' diyerek telefonu kulağından çekti. Eda'ya bakarak ''Masamın üzerinde turuncu bir not defteri var, getirir misin?'' diye sorunca Eda adımlarını Clara'nın odasına çevirdi. Masanın üzerinde aradığını bulamayınca yan taraftaki raflara baktı. Birçok kitap vardı ama turuncu bir defter kesinlikle yoktu. İş arkadaşlarından Alessandro da geldi bu sırada. Ondan çekmecelere bakmasını rica etti. Alessandro resmen tüm çekmeceleri boşaltınca Eda kızıp adamı gönderdi. Onun çıkarttıklarını tekrar yerine koyarken bir çerçeve çekti dikkatini. Elini alıp dikkatle baktı. Tanıyordu onu. Bulamadın mı? Eda gözlerini kapıya çevirip Clara'ya baktı. O sırada Clara da elindekini görmüştü. Sen bu kızı tanıyor musun? Diye sordu çatallaşan sesiyle. Clara yanlış bir şey yapıp amcasını kızdırmaktan korksa bile susmadı. Sanırım gerçekleri anlatma zamanı geldi. Ne gerçeğinden bahsediyorsun? Kocanın kuzenime yaptıklarından. Genç kadın tuttuğu çerçeve elleri arasından yere düşüp parçalara ayrıldı. 2 aydır aklından çok az gelen o kız şimdi ayaklarının dibine düşen fotoğraf karesinin içindeydi. Unutmuştu, unutturulmuştu.
Güzel geçen günlerde olumsuz şeyleri düşünmemesi için defalarca kez uyarılmıştı. O da kabul etmişti. Kavuştuğu eski hayatın tadını kaldığı yerden çıkarmaya devam etmişti. Ama bu da ne yazık ki kısa sürmüştü. Aynı anlarda Giovanni doktor randevusundan çıkmış eve gidiyordu. 2 ay önce kabul ettiği duyguları dile getirememişken bugün buna son verecekti, söyleyecekti. Aylar önce böyle hissedeceğini ihtimal bile vermezdi ama olmuştu. O kadın tüm duygularını değiştirmiş, bir kez daha kendisini ona aşık etmişti. Hangi yer olduğunu anlamamıştı adam. Sadece şunu anlamıştı geçen 2 ayda. Onsuz nefes almayacaktı. Onunla geçirdiği her gün bir öncekinden güzelken geceleri bir o kadar kötüydü. Hala görmeye devam ettiği o kabuslar karısına her baktığında içini yakıyordu. Onu sevdiğini söylerse beynin içindeki o aptal kabusun seslerini kesebilirdi. Telefonun ekrandan saate baktı. Eda'nın çıkış saatine yaklaşıyordu. Hafta içi en nefret ettiği gün pazartesi günü değildi. Salı ve perşembeydi. Eda'nın iş arkadaşları samimi insanlardı. Tanışmamıştı ama Eda hepsini anlatıp duruyordu. Bazen kıskandığı bile oluyordu. Eda'nın oraya gidip orada başka insanlarla eğlenceli vakit geçirmesini istemiyordu. Tüm iyi şeyleri kendisi için istiyordu. Başkalarının onunla vakit geçirmesine gerek yoktu. Kendisi ona yeterdi. Giovanni bunları Eda ile paylaştığı zaman ilkel adam oluyordu. Sevdiğini paylaşmak istememek ilkellikse Giovanni bunu kabul etmekten kaçınmazdı. Araba iş yerinin önünde durunca indi. Saat tam 3 olmasına rağmen henüz Eda gelmemişti. Biraz daha bekledi ancak 10 dakika hatırı sayılır bir süreydi. Merak edip yukarı çıkmaya karar verdi. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Eda'yı almaya her geldiğinde 3'ü 2 dakika bile geçmezdi. Karısı hemen gelirdi bir an önce eve gitmek için. Kapıyı tek koluyla itekleyip içeri girdi. Tam o sırada merdivenlerden inmekte olan Alessandro'yu gördü. Merhaba. Alessandro merhaba diye cevapladıktan sonra Giovanni'nin sormasını beklemeden devam etti. Eda Clara ile çıktı. Öyle mi diye bir şaşırma nidası döküldü dudaklarından. Nereye gittiler diye sormayı akıl edebildi. Bilmiyorum ama sakin ol dedi Alessandro. Adamın sesindeki tınıyı anlayarak gülmüştü bu esnada. Giovanni normalde sinir olsa bile şu an Alessandro'ya ihtiyacı vardı. Telefonunu gri ceketin iç cebinden çıkarırken nereye gitmiş olabilirler diye sordu. Belki bir güzellik salonuna ya da kahve içebilecekleri bir kafeye. Kulağına tuttuğu telefonla karşı tarafın açmasını beklerken teşekkürler diyerek arkasını dönüp çıktı. Alessandro da hemen ardından çıkıp gitti. Telefonu kapatmak üzere kulağından çekecekken Eda'nın efendim diyen sesini duydu. Genç kadın sesini ele vermeden konuşmak istemişti. Ne kadar başarılı olduğunu bilmiyordu. Ellerini gözlerine çıkarıp ıslak yerleri peçeteyle tekrar kuruladı. Diğer taraftan Giovanni'yi dinliyordu. Seni almaya geldim ama çıkmışsın. Evet, sen eve git dedikten sonra ben sonra geleceğim diye ekledi. Son cümlesi elinde olmadan farklı çıkınca Giovanni hemen sesindeki pürüzü anladı. Sen iyi misin? Sesin pek iyi gelmiyor. İyiyim, birkaç saat sonra görüşürüz. Eda sonlara doğru sesin hakimiyetini kaybederken neredesin, yanına gelmemi ister misin diye üstelemeye başladı Giovanni. Ancak Eda tarafından reddedildi. Eve gidip Ela ile biraz vakit geçir. Ben gelince konuşuruz. Hoşça kal. Telefonu kapattığında Clara da arabaya binmişti. Evde içecek kalmamıştı. Beklettim kusura bakma derken arabayı tekrar çalıştırdı. Önemli değil ama sana gitmemize gerek yoktu. Clara güldü. Bana sarılıp ağlaman gerekebilir dedi. Ardından yollarına devam ettiler. Uzun bir gece onları bekliyordu. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.